Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Göktürk'te devam ediyor. Şimdiki durağımız ise döneriyle ünlü 444 Döner'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın marka kurucusu Sayın Berkay Şavka ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi Berkay Bey, tabii ki arayın döneriz sloganıyla yola çıktık. Onları anlatacağız, lezzetimizi anlatacağız ama öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. İyi bir döner nasıl anlaşılır? İyi bir dönerin bir kere her şeyden önce lezzetin de öncesinde hijyenik ve düzgün şartlarda imal edilmesi gerekir. Ondan sonra da lezzet kalitesi bizim işimizde çok önemlidir. Bunun için iyi bir et kullanılmalı, iyi bir marinasyon yapılmalıdır. Bunun için de herhangi bir kimyasal katkı vesaire olduğu zaman döner özünden çok uzaklaşır. Biz marinasyonlarımızda 6 aylık bebeğe yedirilmeyecek hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Her ne kadar sır gibi saklasak da aslında çok basit ve günlük hayatta çok kullandığımız gıda maddeleriyle hazırladığımız bir özel reçetemiz var. İyi bir etle iyi bir marinasyonu bir araya getirirseniz ve bunu odun ateşinde pişirirseniz işte o zaman iyi bir döner olur. Doğallık bizim için bu işin yapı taşlarından bir tanesi. Çok önemli bir yapı taşı. Pişirmede de doğallığı biz bu sistemin içine sokmak istedik. Bu bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Ama en lezzetli dönerin odun ateşinde yapıldığını bütün lezzet sevdalıları bilir. Onun için biz hem dönerimizi hem lavaşımızı odun ateşinde pişiriyoruz. Bu tabii ayrı bir lezzet veriyor. Özellikle de kuru meşe odunu kullanıyoruz. Onun vermiş olduğu tütsü, onun vermiş olduğu hafif is kokusu dönere ve lavaşa ayrı bir lezzet katıyor. Şu an Göktürk'teyiz ve tabii ki Göktürk'te bir şubemiz var. Ama merkezimiz bizim Avrupa yakasında değil, Anadolu yakasında. Öyle değil mi? Evet, merkezimiz Anadolu yakasında. Biz aslında Türkiye'nin pek çok yerinde olmak istiyoruz. Çünkü döner, bizim yaptığımız döner, sahipsiz kalmış bir çocuk gibi, isimsiz kalmış bir çocuk gibi. Aslında tarihimizin, geleneklerimizin yiyecek dünyasında vücut bulmuş şekli. Fakat işte hamburgerin dünyada bir ismi var, pizzanın dünyada bir ismi var, tavuğun dünyada bir ismi var. Fakat dönerin dünyada bir ismi yok. Hala döner bu isimsiz çocuk kaderini yaşamaya devam ediyor. Biz buna bir son vermek istedik aslında. Ve burada da paket servis vurgusunu özellikle yapmak istedik. Sunumlarımızda ve paket servisimizde dönerin sıcak olması ana fikrini benimsedik ve bunun için mühendislik çalışmaları yaptık. Biraz önce gördüğünüz sunum 15 saniyede ısıtılan bir döküm sunum tabağı üzerinde geliyor ve özellikle kış aylarında dönerinizi son lokmaya kadar sıcak yiyebiliyorsunuz. Bu dönerin lezzetine lezzet katan şeylerden biri. Aynı şekilde özel bir paketleme sistemimiz var. Biraz sonra onu da size gösteririm. Bu özel paketleme sistemimiz ve motorlarımızdaki ısıtıcılarla yaklaşık 35-40 dakika mesafedeki müşterilerimize sıcak döner tecrübesi yaşatabiliyoruz. Bu da bizi bu sektörde ilk yapanlardan biri. Ve daha da ileride sisteme daha yenilikler katmak üzere pek çok faydalı model ve patent çalışmalarımız var. Yani biz bu işin aynı zamanda mühendislik ve Ar-Ge tarafında da iddialıyız. İddialıyız, evet. Aslına bakarsanız biz marka ve sistemle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve şunu iddia edebilirim ki Türkiye'de yiyecek, perakende yiyecek içecek sektöründe marka, patent, faydalı model ve alan adları konusunda bizim kadar çok tescilli olan bir ikinci firma yok. Henüz 2 tane şubemiz var ama 52 tane tescilli markamız ve 350'nin üstünde domainimiz var.
Dediğim gibi bu konuyla ilgili faydalı model ve patent çalışmalarımız var. Dönerle ilgili, köfteyle ilgili. Aslına bakarsanız 444 döner, 444 food çatısının altında ki markalarımızdan sadece bir tanesi ve buzdağının suyun üstünde görünen kısmı. Biz en zor ürün olan 444 dönerle başlayıp 444'de ilk döner olarak piyasaya sürmek istedik. Ama ilerleyen aşamalarda 444 köfte, 444 mantı, 444 börek gibi 444 sushi'ye kadar markalarımız zincirler olarak hayata geçecek ve bunları 444 food çatısı altında birleştirip Türkiye'deki ilk online çağrı merkezi sistemiyle yiyecek içecek siparişi alan bir platform oluşturmayı düşünüyoruz. Asıl büyük iş fikrimiz bu. Yani 444 Food. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz?